Yeditepe Üniversitesi Think Talks yayınlarından merhabalar. Bugünkü konuğumuz Bilişim Sistemleri Teknolojileri Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Çağla Özen. Merhabalar hocam. Merhabalar. Nasılsınız? <laughs> çok iyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Gayet iyiyiz hocam. Tercih tanıtım günleri yoğun bir dönem. Sizin evet. için nasıl geçiyor hocam? Bizim için çok heyecanlı ve güzel geçiyor. Çünkü biz biliyorsunuz yeni bir fakülteyiz. Evet. Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi olarak. Aslında köklü bir fakültenin, Altından geldik. 2004 yılında kurulmuştuk Cihayet Bilimler Fakültesi. Yeni bir fakülte olduğumuz için de çok fazla ilgi var. Ee, i̇çinde dört bilişim, dört bilişimle alakalı bölüm olarak e, barınıyoruz. Yazılım geliştirme, bilgi teknolojileri ve güvenliği, e, bilişim sistemleri ve teknolojileri, yönetim bilişim sistemleri olarak e, dört bilişimle alakalı bölüm olarak e, tanıtımlara başladık. Çok ilgi var. Her zamanki gibi bir tık hatta daha fazla işte yeni bir fakülte olduğumuz için gayet iyi gidiyor bu dört bölümde çok da önemli bölümler hocam evet. aslında biraz bölümlerin farklılıklarından fakültenizden bahsedebilir misiniz tercih yapacak adaylarımız için çünkü biliyorsunuz çok fazla olanak var fakültemizde aslında Hı -hı. biraz onlar hakkında bilgi alabilir tabii alabilirim. ki ee, biz fakülte olarak tabii ki çekirdek dersler koyduk ilk evvela daha sonra e, modüler bir sistem oldu öğrenciler e, kendi bölümleriyle alakalı özelleşiyorlar bunlardan YBS Yönetim Bilişim sistemlerini kısaltayım. YBS bölümü eşit ağırlıklı alır. Diğer bölümler ise sayısaldan hı hı. öğrenci alıyor. Bu en büyük farklardan bir tanesi. Yönetim bilişim sistemleri idari tarafa daha yakındır. Çünkü bu bölümlerin hepsini düşünürsek aslında hem yönetimsel hem de mühendislikten gelen derslerimiz var. Hı hı. Ama odak noktaları farklı. Yani YBS daha fazla idari tarafa yakın ve zorunlu derslere o şekilde. Bilişim sistemleri ve teknolojileri bölümüne baktığımız zaman bilgisayar mühendisliğine biraz daha yakın ama onlar gibi donanım mühendislik yapmıyoruz. Yazılım mühendisliği yapabiliyoruz. Donanımla alakalı derslerimiz hı hı. var. Yani anlayabiliyoruz ama mühendisliğini yapmıyoruz diyelim. Yazılım geliştirme tamamen yazılım odaklı. Yani diğer öğrencilerden daha fazla yazılım dersi alıyorlar. Hı hı. Ki piyasada çok büyük bir Tabii açık ki. var. Ee, bizim çünkü e, Yazılım Sanayiciler Derneği ile de ilişkilerimiz güçlü. E, onlar çok fazla açıktan bahsediyorlar. Zaten o açığı kapamak için aslında kurmuş olduğumuz bir bölüm. Yeni bölümlerimizden bir tanesi. Bilgi güvenliği ve teknolojileri de siber güvenlik. Yani bütün bu sistemlerin güvenliğiyle alakalı. Çünkü her gün hayatımıza yeni dönüştürücü teknolojiler giriyor. Ve dolayısıyla hiçbir zaman hayatımızdan çıkmayacak üç tane konu var. Ben her zaman öğrencilerime söylüyorum. Bunlardan bir tanesi bu sistemlerin güvenliğini sağlamak zorundayız. İkincisi bu sistemler veri üretiyor. Dolayısıyla bunları analiz etmek durumundayız ve bir yerde saklamak durumundayız. O yüzden de bulut, bulut, teknolojileri de çok önemli. Hem çalışma alanlarından hem de özellikle kamu sanayi işbirliklerinden, sektör işbirliklerden bahsedebilir miyiz? Tabii ki. Demin söylediğim gibi yasatta bizim protokolümüz var. Bize de son derece destekler. Kamu Bilişim Derneği ile yine e, bir işbirliğimiz söz konusu. Onun dışında toplum da iç içeyi, Sosyal sorumluluk Hı -hı. projeleri yapıyor öğrencilerimiz. Mesela özellikle pandemi döneminden beri e, öğrencilerimizi verdiğimiz eğitimler neticesinde öğrencilerimiz de bilişim kulübü yapıyor bunu. Bilişim kulübü ortaokul ve ilkokul öğrencilerine Python programlama dili öğretiyorlar. Eee bilişim kulübü bu arada 2016 yılında benim kurmuş olduğum, halen danışmanlığını yaptığım çok etkin, bizim sektörle iç içe girmemizi sağlayan bir kulüptür, ayağımızdır. Sektörlü sektörle oldukça iç içeyiz. Bölüm fakültemizin hatta bölüm demeyeyim, en güçlü yanlarından biri bu. Hı hı. mesela markalı derslerimiz var şirketler öğrencilerimize hatta daha doğrusu mezunlarımıza ulaşamadıkları için onlar daha sıradayken onlarla ilişki kurmaya çalışıyorlar. Markalı derslerimizin yanında sertifika e, sertifikalı derslerimiz var. Yani bir başka mesela bilişim bölümünde okusanız mezun olduktan sonra işte gideyim şu sertifikayı da alayım <laughs> dersiniz. <laughs> Ama bizde öyle bir şeye ihtiyaç yok. Yani ekstra bir maliyete, ekstra bir zamana ihtiyacı yok öğrencimizin. Dersin içine gömdük. Yani bizim Cisco olsun, Oracle olsun, SAP olsun bunlar hep ders içinde verilen sertifikalar. Evet. mezun olurken zaten bu sertifikalar Evet, hali hazırda evet. almış oluyor. Onun dışında zaten sayısını sayamayacağım kadar e, bilişim kulübü workshoplar yapıyor. Özellikle biz e, ders programımızı yenilerken Öğrencilerimize, mezunlarımıza Soruyoruz neyde eksik kaldınız Bir konuda kendinizi geliştirmek zorunda hissettiniz mi Diye ve bunlar ışığında da bu workshopları düzenliyoruz kulüp hmm. ayağından. Orada da sertifikalarımız var. Onun yanında e, zaten işte gene mezunlarımıza ulaşamadıkları için gelip burada yaz programları, yaz kampları yapmak istiyor. E, şirketler yaz kampları yapıyorlar, oradan stajyer alıyorlar. Bazıları yarı zamanlıya dönüyor. Yani bizim ortalıkta gezinen mezunumuz yok. <laughs> Onlar çoktan bir yere yerleşmiş oluyorlar. Bunda çok büyük avantajını yaşıyorlar tabii şu hani mesleklerin bu kadar değiştiği, bu kadar evet. evrildiği dijital çağda. E, bunun avantajını çok iyi yaşıyorlar. Bazı mesleklerin yok olduğu hatta bir Evet şu aşamada. Tabii yani yakın zamanda e, yayınlanmış Dünya Ekonomik Forumu mesela raporuna baktığınız zaman yapay zekanın ve teknolojinin bir sayfa kadar bir iş kolunu yok ettiğini ya da işte oradaki evet. ihtiyacı azalttığını görüyorsunuz ama sayfalarca da teknolojinin yeni bir e, iş alanı. alanı. Evet yarattığını görüyorsunuz. Özellikle bilişimle alakalı. Kesinlikle. O yüzden ben öğrencilere diyorum ki altı kalmak istemiyorsanız yani mezun ol, olduğunuzda bile meslekler çok evrilmiş olabilir evet. çünkü. Altı kalmak istemiyorsan Hani illa başka bir bölüm okumak istiyorsan oku ama muhakkak ve muhakkak bilişimle alakalı bir bölümle çap ya da yandal yap. Evet çok önemli. Çünkü bizim e, üniversitemizin en büyük avantajlarından biri bu. Biz 13 fakülte bir yüksek okul bir meslek yüksekokulu bir aradayız. Dolayısıyla çok rahat çap yandal yapabiliyor evet. öğrencilerimiz. Biz kendi bölümlerimiz arasında yandala izin veriyoruz. Tabii çok ortak dersimiz olduğu için. Ama çok alakasız bölümlerden çap isteği alıyoruz. Bu da öğrencilerimizin ne kadar vizyoner olduğunu gösteriyor aslında. yani En çok ne, hangi bölümlerle çap Vallahi imkanlar çok, var hocam? Ya farklı olan hangisi? Belki biraz öğrencilerimize hani, vizyon kazanmak Evet düşün. yani tıptan var. Ondan sonra hemşirelik var, beslenme var, radyo televizyon çok var, güzel. iç mimarlık var, endüstri tasarımı var. Dolayısıyla istek geldiği zaman hani eğer listemizde çap yoksa bile bir öğrenci istekle geldiğinde hani o şu demek daha o hiçbir öğrenci oradan o evet. istekte bulunmamış. Hemen oturuyoruz protokol. bölüm başkanıyla. Protokol yapıyoruz. Bizden genelde o tarafa giden pek olmuyor. Bizimkiler <laughs> genellikle kendi fakülte içerisinde yan dal yapmayı tercih ediyor. Yani mesela benim bilişim sistemleri ve teknolojileri bölümü okuyan öğrencim siber güvenlikle yan dal yapayım diyor. Çünkü onu da bir bilezik olarak takmak istiyor haklı olarak. Kendini daha güvende <laughs> hissetmek için. Son olarak tercih <laughs> yapacak adam adaylarımız için aslında <laughs> bilgisayar bilişim sistemleri fakültesini tercih etmeden önce tavsiye vermek istersiniz adaylarımıza. Yani şöyle söyleyeyim artık kimsenin dijitalden teknolojiden kaçmak gibi bir lüksü yok. Evet, yani opsiyon e, değil bizim Her için. şey akıllanırken yani sizin elinizdeki telefon akıllanıyor. telefonu bırakın kaleminiz dahi yani evet. nesne dahi akıllanırken sizin de akıllanmanız lazım. Yani akıllı toplum yolunda ilerliyoruz Kesinlikle. diyoruz. E, i̇lerleyeceksek bu neyle ölçülecek? Tekno teknoloji okur yazarlığıyla. Dolayısıyla Bilişime tutunmayan hiçbir bölüm, hiçbir fakülte, hiçbir birey çağın gerekliliğini karşılayamayacak. Evet. Dijital çağın. Dolayısıyla dijital çağın Bireyi olmak istiyorlarsa gelsinler, akıllanmak istiyorlarsa gelsinler. Okullarını mutlaka ziyaret etsinler, çok güzel bir kampüsümüz var çünkü hocalarımız burada, hocalarımız burada onlarla sohbet etsinler, konuşsunlar. Çünkü ben konuştuğum zaman fikri değişen çok fazla öğrenci kesinlikle, oluyor karşımda. E, muhakkak danışsınlar ve e, araştırsınlar isterim. Çok teşekkür ederim. Gön gönüllerine <laughs> göre versin ve de. <laughs> Umarım çok sağlıklı bir tercih olur herkes için. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum hocam. Yeditepe Üniversitesi Think Talks yayınlarımız devam edecek. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.